Aslı ve ekranlarından işte yine Patron Mutfakta programıyla karşınızdayız. Dünya devi endüstriyel mutfakta Türkiye'nin ve tabii ki Bursa'mızın gururu Inoxa'nın katkılarıyla efendim sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Yine Inoxan Akademi'nin mutfağındayız efendim. Bursa'nın çok önemli hem genç hem de köklü bir aile mensubu olan ve gerçekten de girişimciliğiyle de Bursa'nın en renkli simalarından, en sosyal simalarından bir iş adamımızla sizlerle beraberiz. Yine ekibimiz full. Efendim SYK Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selim Yedikardeş Beyefendi. Selim abi hoş geldin programımıza. Hoş bulduk, sağ olun. Patron mutfakta. İşimiz yemek. Madem insanız ayakta kalacağız. Biraz gurmelik tarafınızı olduğunu biliyorum. Yani böyle çok dünyayı gezen, Avrupa'yı gezen, Türkiye'de de birçok ili gezen. Evet. Ve bu konuda da bugün herhalde programda da paylaşacağız. O zengin, hani gidip görüyorsunuz çünkü yaşıyorsunuz, önünüze ikram ediyorlar. O kültürleri bizzat yaşayan insansınız. Program gereğince de içinde bahsedeceğiz herhalde. İnşallah. Yine efendim Inoxa'nın tabii ki şefimiz Rıfat Usta ile bugün yine beraberiz. Hani biliyorsunuz ki bu akademide eğitimler veriliyor. Türkiye'nin birçok ilinde eğitimler veriliyor. Hani bu mutfak malzemelerinin, ürünlerinin kullanılması ve nasıl performansa dönüşeceğini hem anlatan hem bizzat yerinde de uygulayan şefimiz bugün evet. Yine harikasın. Bugün hoş geldin. Bugün beraberiz. Teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz Selim Bey. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben de hoş geldiniz demek istiyorum size. Evet buyurun Doğukan Bey. Estağfurullah. Bugün evet yine programımızda bundan sonraki haftalarda da şeflerimizin, öncelikle Rıfat şefimizin ve gelen konuğumuza da asistanlık yapacak. Aynı zamanda da zaten Uludağ Üniversitesi'nde de aşçılık bölümü okuyan sevgili İpek İyikul hanımefendi de bizlerle beraber olacak. Hoş geldiniz, sefalar evet. Getirdiniz. Evet, tabii Selim Yedikardeş'ten efendim biraz bahsetmek lazım. Sadece kendi tekstil firması değil, tabii ki aileden yani çok eskiden beri Bursalıların da çok iyi bildiği kardeş otel var, turizm var. Ondan sonra geçmiş dönemde de Dosap Ziyat Yönetim Kurulu Başkanlığı var. Bu dönemde de Rumeli FED, tüm Rumeli Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı aynı zamanda kendisi. Bursa Spor Kongre üyesi, Bursa Fan Kulüp ve Rumeli Siyat'ta da kurucu üyelikleri var. Benim bildiklerim bunlar. Yani hani böyle ana hatlarıyla bilmediklerimiz neler efendim? Çok teşekkür ederim. 1971 Bursa doğumlu. Evli iki çocuk babasıyız. Evet. 1930'dan beri ailemiz Bursa'da. Ailemiz tabii hizmet sektöründe faaliyet gösteriyor. Aile nereden geldi tam olarak? Aile eski adıyla Kosova, şimdiki adıyla eski adıyla Yugoslavya, şimdiki adıyla Kosova'dan geldi. Ama şöyle ifade edeyim. Eski tren yolu diye tabir edilen yerin hemen üstünde şu anda benim de doğduğum, ailemin çoğu fertlerinin bulunduğu bir alanda, şimdiki kent meydanı, eski adıyla Santral Garaj'ın bulunduğu Santral Garaj, evet. Yerde ikamet ettik. Ailemiz tabii aktif olarak amca çocuklarımız, Mustafa abim var biliyorsunuz. Evet, Mustafa Bursa Spor'da, yedi kardeş. yöneticilik yaptı sağ olsun. İki şampiyonlukta da vardı. Tabii. İki şampiyonlukta Bursa Spor'un kasasını tutan kişiydi. Yani demek ki el emin ailelerden evet. Bir tanesiniz. Çok şükür bunu söyleyebilirim. Evet, yani. Evet. Tabii Bursa Organize Sanayi Bölgeler sorumlusuyum. Bursa'mızda 13 organize sanayi bölgesi, 8 tane ıslah sanayi bölgesi ve 6 tane de sanayi sitemiz var. Bursa'da yaklaşık sanayi bölgelerimizde toplam çalışan direkt nüfusu 235 bin kişi. Of. Yani Bursa'da şöyle söylüyorum, her 4 kişiden biri mutlaka sanayide çalışıyor. Bir de Ankara'da OSBUK, Organize Sanayi Bölgeler Üst Kurulumuz var. Evet. Bunun herhalde çalışmalarından dolayı çok fazla anlatamadık ama daha evvelki dönemlerde
biliyorsunuz Mahmut Yılmaz abimiz evet, bunun Mahmut başkanlığını Bey. Yapmıştı. Daha sonrasında da İlhan Parseker abimiz onurla Bursa'mızı temsil eden Organize Sanayi Bölgeler Üst Kurulu'nda görev almışlardı. Biz de şu anda onlardan almış olduğumuz sanayi bayrağını Ankara'da temsil ediyoruz. Sanayinin sorunlarını, sanayinin gelebilecek 2023 hedeflerine doğru sanayicinin sıkıntılarını, hatta bugün de yine Organize Sanayi Bölgeler Komisyonumuz var Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda. Orada tüm sanayicilerimizle beraber bir fikir alışverişi, yani kendi aramızda belki yeni tabirler kullanıyoruz ama tüm izleyicilere de think tank diyoruz. Yani bilgi alışverişinde bulunacağız. Çok güzel. Tabii sevgili izleyiciler, geçmiş dönemde de hani DOSAP SİAD, çünkü Bursa'nın gerçekten çok önemli sanayi bölgelerinden bir tanesi ve en önemlilerinden bir tanesi. Büyük markalarımızın da belki doğduğu yerlerden bir tanesi. Evet. Böyle bir yerde hem başkanlık yaptınız ve ondan sonraki süreçte de hani tren hiç durmadı maşallah. O trenden de hiç inmediniz. İndirmiyorlardı sizi. Bu genç ve dinamik ve heyecanlı ve gerçekten de tuttuğunu koparan bir yapınızla bundan sonraki süreçte de inşallah hani yolunuz açık olur. Hem kendi alanınızda hem Bursa'daki ve ülkemize hem siyaset hem ticaret hem de kültürel anlamda katkılarınızı biz bekliyoruz inşallah. İnşallah. Bugün yemek yapacağız ama. Şimdi yani, Inoxan mutfağında olup da Rıfat Usta'nın yanında olup da hele hele artık İpek Hanım gibi de bir yardımcı asistanımız olduğu bir alanda ne demişler? Tabii biz hem aynı anda da elimiz iş yapacak. Belki dilimizle de biraz sohbete devam edeceğiz. Bugün ne yapıyoruz ustam? Evet bugün Selim abiyle beraber. Evet bugün Selim Bey Arnavut böreği tercih etmiş. Biliyorsunuz Arnavut böreği Arnavutların en önemli lezzetlerinden, güzel lezzetlerinden bir tanesi. Her evde çok sıkla rastladığımız, Arnavutların evinde çok sıkla rastlamış olduğumuz börek tarzı. Selim Bey de bilmiyorum ama çok başarılı olduğunu söyledi bana programdan önce. Evet evet, çok iddialı bir kere sevgili izleyiciler. Yapamasak da ben de çok iyi bilmiyorum ama sevgili şefimiz İpek Hanım burada. İpek'le birlikte çok güzel bir Arnavut böreği yapacağımızı ben inanıyorum. Çok keyifli olacağına inanıyorum. Güzel geçeceğine inanıyorum. Şimdi arzu ederseniz yavaş yavaş başlayalım Doğukan Bey. Başlayalım, soralım. Hem başlayalım hem konuşalım. Evet evet, Selim Bey'e de soralım. Öncelikle bugün bize zannedersem pırasalı mı? Neli yapacaksın? Benim önümde ıspanak var. Şimdi bir yanlışlığa da meal vermeyelim. Abi. Tabii işin esprisi evet. Bazı şeylerin gurmeliği var bizde. Ama ıspanaklı ve pırasalı bu bizde tercih edilir. Tabii biz aslında yapım noktasından daha fazla yiyim noktasında daha başarılı olduğumuzu daha çok da söyleyebiliriz yani. Evet. Yani emin olun yiyim noktasında hepinizden daha başarılı olabilirim bugün. Çünkü siz yapacaksınız, ben yiyeceğim efendim bugün. Belki de benimle beraber ekip arkadaşlarım, belki de sürpriz birileri de gelip bu yapılan börekten size not verebilir. Yani ben size şimdiden tüyolar vereyim mesela. Olabilir. Olabilir evet yani, ama yeme konusunda sizden daha başarılı olduğumu herhalde kilolarımdan belli olduğunu ifade etmek istiyorum. Evet öncelikle şimdi bizleri ekranlarda izleyen tüm hanımefendileri ve beyefendiler için malzememizi bir kere sayalım. Ne olursa olsun onlar şimdi kağıtlarını kalemlerini hazırlamışlardır. Biz Selim yedi kardeş beyefendi acaba bir erkeğin elinden biz nasıl bir Arnavut böreği yiyeceğiz diye düşünüyorlar. Hangi malzemeleri kullanmamız lazım diye düşünüyorlar. Evet, söz sizde, malzemelerimizi sayabilir miyiz efendim? Doğukan Bey, isterseniz Selim Bey bu malzemeleri sayarken İpek Şefimiz de tahtamıza malzemeleri listesini evet, yazsın. Harika. Evet, buyurun İpek Hanım. Çok daha sağlıklı olacak. Evet. Tamam. Evet, Arnavut böreğimiz, malzemelerimizi şimdi Selim Bey size söyleyecek. Evet, Arnavut böreği diye yazdık. Şimdi tercihimizi yaptığımız iki... Pırasadan yana kullanacağız evet, tercihimizi. İki tercihimiz var. Evet. Ama bugün vakit noktasında biz pırasayı daha önde düşünüyoruz. Malzememiz pırasa ve pırasalarımızı daha sonra kavuracağız bildiğim kadar. Pırasanın evet. Böreği kaç kişilik yapıyoruz bugün? Dört kişilik yapıyoruz. Pırasa bir kilo mu? Ne kadar?
Yani yaklaşık bir kilo para zamanı var. Evet. Evet. Bol malzemeli olduğu zaman daha keyifli oluyor. Bu Arnavut böreği çok ince açılan bir hamurdan yapılması gerekiyor. Hamuru çok ince ama arasındaki malzemeler çok bol olması gerekiyor. Evet, hadi bakalım. Yüzden dolayı malzemelerimizde görmüş olduğunuz gibi bahçemiz var burada. Bu bahçelerimizden tercih ettiğimiz ürünlerimiz de var. Hepsini Selim Bey kullanacak. İpek Hanım yazmaya devam ediyor malzeme listesini. Unumuz var. Öncelikle evet. Unumuzu daha sonra eleyeceğiz. Eleyeceğiz. İlk baştan evet elememiz gerekiyor. Unumuz var, margarinimiz var, sıvı yağımız var. Evet. Yine aynı şekilde. Soğanımız var. Evet. Soğanımız tuzumuz var. Ara malzemelerini kullanmak için de çok belli olmuyor. İsterseniz biraz daha büyük yazabilirsiniz onları. Evet, biraz daha büyük yazabiliriz. İpek Hanım sadece çok kendi okuyacak herhalde. Evet. Sıvı yağımız var, pırasamız var. Yine aynı şekilde kuru soğanımız var. Tuz, karabiber ve salça ile birlikte iç malzememizi oluşturacağız. Evet. Şimdi arzu ederseniz Selim Bey, saatinizi çıkartabilirsiniz, yüzüğünüzü çıkartabilirsiniz. Eldiven hamuru alabiliriz. Eldiven. Eldiveni kullanmayacağız burada. Yoğururken o elle hamurun teması sıcak bir şekilde olması lazım. Olması lazım. Eldiven evet biraz soğukluk sağlıyor bize. O yüzden dolayı eldiven kullanmayacağız. Zaten programa girmeden önce ellerimizi yıkamıştık. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Peki saatimizi çıkartıyoruz. Şeyi soralım. Yani hani Selim Bey'in bizzat kendinin ifade ettiği bu işin nasıl hazırlanışını sizinle nasıl bir partnerlik yapacağını da aktaralım. Bugün Selim Bey nasıl hazırlanıyor? Yani bir kere ondan duyalım mı? Tabii ki, tabii ki. Ben çok merak ediyorum. Yani önce ne yapacağız? Tabii ki. Önce ne yapacağız? Önce Selim Bey. Önce malumunuz unumuzu açacağız. Unumuzu evet, unumuzu eleyeceğiz. Yani sonra unumuzu eleyeceğiz. Sonra suyla beraber bildiğiniz kulak memesi kıvamına kadar. Biliyorsun işte bu çok önemli. Yani hamurda herkes kulak memesi sertliğinde olmasını gerçekten biliyor. Vallahi birçok hanım da bilmiyordur emin olun yani. Yani evet hamur genelde kulak memesi sertliğinde açılıyor. Tabii değişkenliği çok fazla bunların ama siz biliyorsunuz bu konuyu. Bravo, tebrik ederim. Buyurun Selim Bey. Devam bu süzgecimin içerisinden unumuzu evet unumuzu yavaş yavaş boşaltalım. Evet ve sevgili izleyiciler yavaş yavaş şimdi bu eleyelim. Bir saat şöyle süre içerisinde unumuzu eleyelim. Programımızın tabii bitimine kadar bu böreği bizim pişirmiş ve artık yeme noktasında da ben bakar mısınız şimdiden hemen yemeye başladık. Siz bir yapalım görelim Selim Bey'in böreği nasıl olacak? Hep birlikte karar vereceğiz daha sonrasında. Hani kendi ellerimizle yaptık açtık dersek yalan olmayacak. Vallahi yani. Olmayacak yani evet. Evet. Şimdi ben inanıyorum ki şimdi bu programı izlediği andaki Melek hanımefendinin yani eşinin evden çıktık ama haberi yok. Inoxon mutfağında böyle bir lezzete şahit olacak. Ekranda karşı karşıya kaldığında İşte cumartesi günü sizinle olan programımız tabii saat 11'de yayınlanacağı zaman sen ona yine sürpriz yap. Hani bunlardan hiç bahsetme. Gel eşim gel bak bende ne marifetler varmış. 16 seneden sonra buyur mutfağa diyecek o da. Sonra börekler açalım size dersiniz yengeye. Güzel olur, daha keyifli olur. Evet yani aslında Arnavut böreğini gerçekten de Bursa'da birçok yerde karşılaşıyoruz. Kesinlikle, yani, çok önemli. Özellikle evet. Belediyelerimizin organizasyonlarında sıkça karşılaştığımız bir hani ikram menüsünde mutlaka Arnavut böreğini görüyoruz. Ramazanlarda özellikle bir Arnavut ya da bir Balkanlardan herhangi bir eve girdiğiniz anda da sahurlarda çok sıkça rastladığımız... Ama çok müthiş bir keyif, müthiş bir lezzet Doğukan Bey, Arnavut böreği hakikaten benim de çok hoşuma gidiyor. Bakalım bugünkü böreğimizi nasıl yapacağız hep birlikte. Selim Bey'in ellerinden yemeye çalışacağız. Evet onu da güzelce eliyoruz şu an. Vallahi şimdi bayağı işin enteresan tarafı Arnavut böreği hazırda bulunmaz. Arnavut böreği özel misafirlere ikram edilir. Hmm. Bir önceliği vardır, kolay değildir. Onun için tabii sigara ki... Sigara böreği gibi sar kenarda tabii, beklet tabii yani, olmuyor öyle yani. Bir şansımız mümkün değil. Yani biraz daha özel ikram, özel tat ve bizde tabii misafir her zaman için başımızın tacıdır aile kültüründe. Ama tabii ki yaptığımız nokta şu, mutlaka işte sizi önemsiyoruz. Size en iyisini ikram etmek istiyoruz. Zenginliğine rağmen büyük bir keyiftir. Yani öyle hazırda vardı, hoş geldiniz. Yok, yok, zaten yani hemen şurada, dolaptan... Hele son günlerde biliyorsunuz moda böyle difrizde hanımlar ikram etme balık noktasında. Balık suyumuzu alalım. Bizim biraz enteresandır. Ön hazırlıklarımız fazladır. Bir de
misafirin memnuniyeti bizim çok memnuniyet şeyimiz haline gelir. Bak ciddi ciddi sevgili izleyiciler. Yani işte bu programda da bizim vermek istediğimiz aslında o doğru değil mi? Hani doğru, evet. Renkli, ortasından renkli doğru karıştırırsak daha sağlıklı. Renkli görüntüler bunlar. Suyu kaçırmamış oluruz renkisinden. Kaçırmayacağız abi. Evet, suyunu kaçırmayacağız. Evet, sevgili Kerem Şef'im bu kareyi kaçırmamanız lazım. Bizzat hani el emeği göz nuru Selim Yedi Kardeş'ten sevgili seyirciler. Valla bir çığır açtık. Bundan sonra tüm Rumeli Dernekleri Federasyonu olarak mahallelerden davet de alabiliriz. Zaten geçen hafta İpekler Rıfat Usta ile bundan sonra birlikte ekip oluşturursunuz. Ticari açılıma da geçebiliriz. Yani ben de her sonra yaptığınız yemeğin sunumunu yaparım. Bundan sonra Beyefendi abi demesin İnoksan adamımızı kaçırdın diye bize. Belki de tam tersi de olabilir. Börek konusundaki bir eğer burada bir açık varsa Selim abi seni burada bir açık yok. Hele Vehbi abi de hiçbir açık yok. Ben o konuyu çok iyi biliyorum. Vehbi abi iyi durumunda şu anda bunu. Evet. Şefimiz Selim Şef ve tabii ki Rıfat Şefimiz, İpek Şefimiz birlikte bugün Arnavut böreği yapıyorlar. Hani biraz daha bugünkü menümüzde hani ekran başında bizleri izleyenler için söylüyorum. Hemen yapabilecekleri, hemen evin usta içinde oturdukları yerden hiç akıllarında yoksa mesela Arnavut böreği yapmak. Bugün akşamleyin evde çocuklarına, eşlerine ya da misafirlerine Arnavut böreği ikram edebilirler. Yalnız ben bu ben bu programı ve bu yemeği hiç unutmayacağım. Ben tabii genelde birçok programa katıldık bugüne kadar. Evet. Yerelde, ulusalda. Genelde programlarda şeflerimiz yapar, biz dinleriz, onlarla gurur duyarız, onur duyarız. Tabii artık sizinle gurur duyacağız Selim abi. Neyse biz de seni unutmayacağız yani bu programlarla. Evet, çok teşekkür her ediyorum. Gibi. Çok teşekkür ederim. Rıfat Ustam peki bizim tabii bu konuda hani işte iş adamlarına, patronlara, Bursa'yı yöneten, ekonomiyi yöneten, ülke ekonomisine katma değer sağlayan iş adamlarımıza şimdi yani en az yani belki 300-400 çalışanı yani, var evet. Selim abinin evet. Ve birçok kişi de az önce de ifade etti yani bir 250 bin kişiye kapsayan bir kitleye de hitap ediyor yani hani bir evet. Azımsanacak bir kesinlikle, rakam değil. Tabii ki. Burada biz aslında belki önemli bir şey yapıyoruz aslında. Yani iş adamlarının siz geçen hafta çok güzel söylediniz. Dediniz ki yani işte Naci Bey hem iş alanında hem yapmış olduğu sivil toplum örgütü başkanlığında da ne kadar başarılı olduğunu hani bunların mutfakta da aslında temsili olarak da yaptıkları her işin üstesinden gelebildiklerini ifade etmiştiniz. Evet, kesinlikle. O çok önemli. Yani illa hani annesinin karnından böyle hamar atlı doğmak zorunda değil bu konuda, mutfak noktasında. Evet. Hanımlar kıskanabilir. Nitekim Naci Bey'in eşi kıskanmış ve pazar günü kahvaltıda herhalde ondan menemen istemiş galiba. Oo, çok başarılı. Evet, yani, Naci Bey'e söylemiştik ama evet, yani bundan program demek ki hedeflediğimiz amaca doğru ilerliyor. Neler söyleyeceksiniz biraz bu konuyla ilgili? Evet tabii yani iş adamları her platformda çok başarılılar. Mutfakta da başarılı olmamaları için herhangi bir sebep yok açıkçası. Örneklerini geçen hafta gördük. Naci Bey de çok başarılı bir program geçirdi. Selim Bey de şu an görmüş olduğunuz vallahi gibi. Valla ben şu anda inanamıyorum şu anda gerçekten. Bence çok başarılı. Bugün çok güzel bir börek çıkacağına inanıyorum ben. Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz tabii ki. Hamurla bayağı bir uğraşıyor çünkü Selim Bey yani sevgisini bence hamurun içerisine İçine yansıtıyor. Kattı. Şimdi sizin katıyor. Bilmediğiniz bir yönü ben katayım mı? Lütfen. Bizim ailemizin ilk geldiği yer Solkuyu ekmek fırının olduğu yerde. Şu anda Haşim Bey'lerin devamında sağlanan ilk ekmek fırını bizim ekmek fırınımızdır. Oo. Bizim hamurumuz sağlam yani onda bir sıkıntı yok. Hamura uzak bir aile değiliz. Tabii daha sonra Mustafa abilerin, Hilmi amcamların, yani dedemin kardeşi olan aile Zafer Ekmek Fırınları olarak Bursa'da ilçelerde bu hizmetleri verdik.
halkımızla buluştuk. Mesela enteresan bir şey söyleyeyim. 1977 senesinde Karacabey'in ilk Matador ekmek fabrikasını kuran babamla amcamdır. Allah Allah. Ulaabat'ta Hacı Baba Ekmek Fabrikası Sütaş'ın yanında olan, daha hala ismini aynı şekilde devam eden Ulaabat'ta Hasan heykelinin yanında Hacı Baba Ekmek Fırını bizim ailemizin fırınıydı. Yani biz biraz böyle hamura yatkınsınız. Hamurdu vesaire evet, falan evet, evet. Uzak değil bizim ailemize. Ama tabii eski adetler, teknoloji değişti. Biliyorsunuz şimdi artık bu hamurlar hamur elle... tekneleri var otomatik olarak. Hamuru yoğurma makineleri var evet. Biz ama az yaptığımız için onları kullanmıyoruz evet. Şu an için burada. Peki evde Selim abi, evde gerçekten de yani hanımefendiye bu konuda destek olan bir eş misiniz? Yani evde hani işin esprisi bir tarafa, böyle girer misiniz, yapar mısınız? Biz üç kardeşiz. Üç erkek kardeşiz. Bizim ailemizde kız yoktu. Şu anda da benim iki oğlum var. Yine Allah kızımız başlasın. Yok. Tabii ailelerimizde evimiz büyük. Evimiz büyük olduğu için yardımcılarımız var. Ama her halükarda mesela ben masama çok fazla kendim daha fazla elimin değmesini isterim. Yani kendim elimin değmesini isterim dediğim şöyle. Masaya oturduğumuzda suyu doldurursun, işte tezgahla masa arasında bir şey vardır, oradan kaldırırsın, işte hadi çocuklar sen bunu getir, sen bunu şey yap, ekmeği kesersin, suyu doldurursun, yani şey var. Hanım yemeği hazırlayacak tabii. Biz yani çalışıyoruz, saat günün bir çoğunda da evde olamıyoruz açıkçası. Doğru. Ama eve geldiğimiz zaman da en azından bizim yapmaya çalıştığımız masayı birlikte hazırlamak. En yani, azından o tarafına dahil olursunuz yani, için yani. Elimize batmaz ya, elimiz kirlenmez yani bu konuda. Biraz şey yaparız. Zamanında ben açıkça söyleyeyim, bulaşık yıkadık. O zamanlarda nerede şimdiki gibi çamaşır makinesi, koy tabakları, bardakları vesaireleri falan. Şimdi bile ona biliyorsunuz bir öndürleme yapmadan yine koymamanız lazım. Yani İşin açıkçası mutfakta tezgahın arkasına geçip de ya hanım sen de şöyle biraz kenara kay, şu salata yaparken bari domatesleri ben doğrayayım ya da salatalıkları keseyim ya da en azından soğanların doğranmasında yardımcı olayım deyip de o bıçağı elinize alıyor musunuz? Vallahi biz o şekilde yaptığım yok. Açık söyleyelim. Biz hanımımıza güveniyoruz. Onun da kendi eli sağ olsun iyi bir vaziyette. Hamaratlı bu işlere diyorsunuz. Çok yatkın maşallah. Ve lezzetli, bir gün bizim eve de bekleriz. Yani siz biraz sohbet edin, ben isterseniz hamurla ilgili biraz daha çalışma yapayım. Tamam. Selim Bey sanırım biraz yoruldu. Biraz tabi hamur yoğurma kuvvet isteyen bir şey. Selim Bey çok güçlü ama biraz su koyacağım ben. Valla belli bir hale kadar getirdik. Evet bravo. Ama ben hamurla ilgili sonrası, biraz şöyle sonrası, evet şimdi şöyle bir özleşmesini sağlayalım. Peki şefim bugün aynı zamanda böreğin yanında bir de böyle salatalık. Hani, aperatif olarak da böyle bir yeşillikler çok fazla bahçemizde bugün. Bir salata düşünüyor musunuz? Evet Selim Bey kendisi salata yapacak İpek Hanım'la beraber. Evet İpek Hanım'la birlikte salata yapacak Selim Bey. Hep birlikte göreceğiz onları da nasıl bir salata yapacaklarını. Evet hanımefendi. Nar falan lütfen. Var burada Selim Bey nar da mı kullanacaksın salatanın biraz içerisinde? Biraz en son üstüne sos niteliğinde. Aslında biraz da cevizimiz olsaydı cevizle. Olabilir ceviz de verebiliriz. Ceviz de güzel çünkü bunlar sindirimimize çok yardımcı olan besinler. Evet. Ve biliyorsunuz artık işin garip tarafı. Biliyorsunuz dünyada insan var olduğu sürece iki şey tarihte çok önemli olacak. Hep yıllardır enerji savaşları oldu. Artık gıda savaşları olacak. Su savaşları olacak. Su savaşı ve gıda. Evet. Ve biliyorsunuz yani bilhassa natürel tarım dediğimiz, natürel gıda dediğimiz şeyler çok ön planda olacak. Bu organik tarım artık bizim de yavaş yavaş lugatımıza girdi. Artık pazarda bile iki çeşit ürün görüyoruz Selim abi. Yani bakıyorsunuz tezgahta organik domates, normal domates ya da işte sera domates, işte tarladan domates. Yani artık böyle çeşit çeşit her üründen artık pazarcı abilerimizin de şeyine girdiler yani lugatına. Şimdi ben şöyle bir örnek vereyim. 2000'li yıllarda iş güvenliği sağla diye bir şeyi şimdiki hükümet getirseydi
o zamanki kültürümüz, bakış açımız, alışkanlığımız ve dünyada bunu algılamamız farklı olduğu için şimdi de aynı şekilde 1990'lı yıllarda siz natürel tarımdan bahsediyorsunuz. Ya yani ne demek diyorsun ki kardeşim bu, sen? Bu bir süreç. Değil mi o zamanlar? Tamam, bu günümüzün getirmiş olduğu bir süreç. Yalnız şuna benziyor bu. Şimdi biz bazen gidiyoruz. Diyoruz ki balık istiyoruz. Balık diyorum ki yani çiftlik mi deniz mi? Maalesef. Adam diyor ki deniz. Ama denizde de çiftlikte yetişme deniz. Evet, evet maalesef öyle. Yani natürel mi natürel. Bunlar artık değişiyor. Kültürlerimiz değişiyor. Toprak toplaştırma yasası kanunları gelecek. Bunlarla ilgili biliyorsunuz bizim verasetlerden yani rahmetli olan aile büyüklerinden sonra çocuklara kalan toprakların küçülmesi belki natürel tarımın daha zorlu yapılmasını sağlıyor. Çünkü ilk başta baba 50 dönümlük bir araziye sahip. Sonra çocuklar işte 3 erkek 2 kız derken 5'e bölünüyor. Ona sonra bir alta bir daha geliyor. Bir daha birkaç dönüme kalıyor onlar. Ondan sonra 3 dönüm 5 dönüm. Tabii biz biraz aktif olarak sanayicilerin dışında da biraz sivil toplum örgütleriyle yapmış olduğumuz çalışmalarda hatalı bulduğumuz yönler de var. Mesela hazır gübre veya bir traktörün bisiklet yerine kahvelere giderken gelirken kullanılan bir araç olarak tanımlanması ki Avrupa'da bir traktöre sahip olan kişi 400 dönümlük bir araziye sahip olarak görülür. Bizim burada 5 dönüme, 10 dönüme, 20 dönüme traktör alınıyor. Bunun yerine ileriki yıllarda bu doğrudur. Bu zamanla olacak. Demek ki daha hala Türkiye'de kar var. Çiftçilikte de kar var, sanayide de kar var. Zora girmeyince bu tedbirler alınmıyor. Neden bunu söylüyorum? Çünkü kooperatifin olması lazım. Bursa'daki Ağköy modeli gibi. Ağköy biliyorsunuz normalinde belki hedef göstermiş oluyoruz ama milli geliri 60 bin dolar olan bir köyümüz. Nasıl büyük köyden bahsediyoruz? Herkesin evinde son model araçlar. Araçlar var. Allah daim etsin. Bu bir başarıdır. Ben başarı örneğini söylüyorum. Kıskanmıyorum, örnek olsun diye söylüyorum. Kooperatifleri var, soğuk hava depoları var. Ağköy'e nereden gidiyorum da tarif edelim buradan. Gürsün. Evet, Gürsün. Evet, şimdi yavaş yavaş hamur sevgili izleyiciler. Böyle hamur kıvamını aldı, biraz kıvamına bekletmemiz gerekiyor. Neydi Doğukan kıvam? Bey, kulak memesi sertliğinde dedi Selim Şefimiz bugün. Kulak memesi sertliğine sanırım getirdik. Bir 5 dakika 10 dakika dinlendireceğiz bunu. Tabii bu dinlenirken biz iç malzemelerini de hazırlamamız gerekiyor. Tamam. Burada margarinimiz var. Bu margarinin yarısını ben buradaki tavamın içerisine atacağım. Sonra yine çiçek yağımız var burada. Bu çiçek yağından da içerisine birazcık daha atmak istiyorum. Buradan hemen evet, kepçemizi alalım. Görmüş çok olduğunuz güzel gibi yağımızı da içerisine atıyoruz. Altını yakacağız şimdi bunun. Birlikte bunları eriteceğiz Selim Bey. Daha sonra da hamurumuzu da kullanacağız. O zaman hem yağımız tencerede o biraz tabii erimeye başlasın. Ve bu malzemeleri siz yavaş yavaş hazırlamaya da başladıktan sonra biz çok kısa bir reklam arası verelim usta. Evet. Evet, Patron Mutfak'ta. Asli ve ekranlarında çok kısa bir aranın ardından Inoxan katkılarıyla devam edecek, bizden ayrılmayın. Gel böyle. Duydum ki Patron Mutfak'taymış. Bu da güzelmiş, sizi tebrik ediyorum. Tadı mükemmel. Çünkü mutfaktaki bütün hamur işleri buna Selim Bey'e ait.